Siirt Üniversitesi ve Siirt Valiliği tarafından Tirlo Bilim ve Kültür Günleri kapsamında yapılan Uluslararası Sosyal Bilimler ve İbrahim Hakkı Sempozyumu sona erdi. Kültür merkezinde iki ayrı salonda gerçekleşen uluslararası sempozyuma aralarında Orta Doğu ülkelerinden öğretim görevlilerinin de bulunduğu 60 akademisyen Siirtlilerle buluştu. Vali Ahmet Aydın'ın da katıldığı sempozyumlarda 3 dilde söyleşiler gerçekleşti. Kürtçe, Arapça ve Türkçe yapılan söyleşilere Profesör Doktor İhsan Süreyya Sırma moderatörlük yaptı ve Arapça konuşmaları da Türkçe'ye çevirdi. المسلمين القوي والمجتمع القوي ولا يمكن بناء الإسلام القوي أو المجتمع القوي إلا على أسس حقيقية وخير هذه الأسس ولا يمكن أن تبنى بدون الأخلاق الكريمة. Bugün ki İslam dünyasında da ne kadar güçlü olunursa olsun ahlak olmadan hiçbir şekilde güçlü olmaz. Toplum ancak ahlakla ayakta kalır. ومن أهم أخلاق الإسلام اللين والسماحة والحكمة في التعامل. هذا نجد أمر الله سبحانه وتعالى عندما أرسل رسالته وأنزلها إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وهو مصطفاه وخليله واصطفاه من خلقه والدعوة هي دعوة الله. قال ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. سلامın gerçek anlamı Peygamber Efendimize emir olduğu üzere selamı yayınız. Yoksa ben selam aleyküm deyince pek olmuyor. Onu yaymak lazım. فالسلام هو أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة وبذل السلام أولا للنفس فلا توازن نفسي دون سلام داخلي ولا عبادة للخالق دون سلام ولا عطف ولا حنان دون سلام هل تتوقعون أن يحمل الأب على ابنه أو يرفق المرء insanların kendisine ve topluma karşı olan huzur ve barıştır. Eğer biz insanlara karşı huzurlu olmasak, barış içinde olmasak biz hiçbir şey yapamayız. Bütün Müslümanların ve insanların huzuru bu selamı, iç selamı yaymaktır. İç selam nedir? Sorumluluğumuzu bilmektir. Dedi ki, biz birbirimizi inkar etmesek, birbirimizi seversek ve barışı herkes için seversek biz de mesut oluruz insanlık derler. Bunsuz da olmaz diyor. مع الأسف قد ابتعدنا عن قيمنا فأصبحت حالنا كما تعرفونها تشدد وتمزق إلى غير ذلك إننا هذه الحال تستدعي منا أن نعود إلى كل من من زاويته وكل من مسؤوليته أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى أن نعود إلى تعليم ديننا الحنيف أن نعود إلى أسسنا ينتظرون وعبادا ينتظرون رضاك فارض عنهم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تعاليت وتباركت لك الحمد والمنة يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم خذ بأيدينا ولا تخذلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Burada Leşkeri İslami rejim vekili Uçur Nekeda Haşim bin Utbe ve sahabiye El Bajır İspandi Uçur Nekeda اوجی السال شازده این شخصی بود که تبرابر 637 یعنی کمین باجر کردی اسلام گشتیه دوماهی سالا 637 میلادی بود بسرکاتی هاشم بن عدی Gala programı ve kokteyle sona eren sempozyumda son olarak Vali Ahmet Aydın teşekkür konuşması yaptı. Bunları biz Türkiye'mizi dünyaya paylaşırsak çok akıllı gelecektir. Belki 3-5 yıl içerisinde malum örneğin olduğu gibi akın akın turistler gelecek. Bunlar istihdam demektir, bunlar iş demektir. Diğer taraftan yine kazımız devam ediyor. İşte 5 yerde kazı yapıldı. Tarihi 12.200-300'lere kadar gidiyor yani. Şu anda dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu hocalarımız söylüyor. Yine iki hafta sonra ayın 7'sinde kim bilir inşallah
kazı sempozyumumuz var, Ulus Barajı adına çıkacak değerlerin sempozyumu. Tüm bunları özetlerse Siirt kapını kırıyor. Uluslararası sempozyum yaptık, 9 tane yurt dışından, işte onlarca yurt içinden çok değerli hocalarımız geldi. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum, üniversiteye de çok teşekkür ediyorum. Çünkü üniversite bir ilin lokomotifidir, bize yol gösterecek. İnşallah bizler de elimizden geldiği kadar destek vereceğiz. En güzel günlerde inşallah buluşacağız. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu güzel günler geldiniz, dinlediniz. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. İyi günler diliyorum, hayırlı uğurlar olsun. İstanbul'da yaşayan hayırsever Lütfi Öztanık, babası Haşim Öztanık adına Siirt'te yaptırdığı okulun öğrencilerine eğitim desteğine devam ediyor. Her yıl geleneksel olarak okul öğrencilerine çeşitli yardımlarda bulunan Öztanık ailesi, bu yılda 1200 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu. Okul idaresine gönderilen yardımlar Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Enis Önen tarafından öğrencilere verildi. Hadi hayırlı olsun. Hadi, kıray kıray. Gel, buraya da şöyle dön. Hayırlı olsun. Tamam, nişan var. Birkaç tane de kız gelsin, ondan sonra gel kızım. Gel kızım. Geçin, gelin. Bize merak etmeyin. Tamam. Evet, dur kalk kızım bana bak. Gel kızım. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi sen biri, seni çatlar sen biri. Hadi Enes, gel. Üzülürüm. Canım buraya bak. Şurada merdiven sektik. Okulun konferans salonunda düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Milli Eğitim Müdürü Suay, Lütfü Öztanık tarafından her yıl geleneksel olarak öğrencilere çeşitli yardımların gönderildiğini belirterek hayırsever Lütfü Öztanık'a teşekkür etti. Haşim Öztanık İlköğretim Okulumuz İstanbul'da yaşayan ve babası anısına Lütfü Öztanık tarafından yaptırılan bir ilköğretim okulumuzdur. 4-5 yıl önce yaptırılan bu ilköğretim okulumuza her yıl sene başında Lütfü Bey tarafından her öğrenciye mutlaka ya kırtasiye, ya eşofman ve spor malzemesi yardımında bulunuluyor. Bu sene de Lütfü Bey tarafından okulumuza 1200 adet çanta ve içinde kırtasiye malzemesi gönderilmiş. Ben Milli Eğitim Müdürü olarak Milli Eğitim Camiası adına, Siirt adına ve Haşim Öztanık İlköğretim Okulu'nda okuyan öğrenci velileri ve öğrenciler adına teşekkürlerimi arz ediyorum, saygılar sunuyorum. Siirt Valiliği tarafından 20-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Tillo Güneş Hadisesi Bilim ve Kültür Günleri sona erdi. Etkinlikler kapsamında Siirt'te ilk kez 60 yayın evinin katılımıyla kitap fuarı düzenlendi ve 2 gün süren uluslararası sempozyum gerçekleşti. Yapılan etkinlikleri Kanal İllalta kameralarına aktaran Vali Ahmet Aydın, Siirt kabuğunu kırıyor dedi. Vali Aydın, 5 gün süren etkinlikler kapsamında 3 bakanımızın ilimizi ziyaret ettiğini ve en önemlisi Güneş Hadisesini binlerce kişi izledi dedi. Siirt'in yakın bir gelecekte hak ettiği yeri alacağını belirten Vali Aydın, Siirt kültürüyle, tarihiyle ve bu etkinliklerle ben de varım diyor. Turizm pastasında benim de yerim var, hak ettiğim yeri ben de almak istiyorum diyor dedi. Tillo Güneş Hadisesi Bilim ve Kültür Günleri kapsamında kitap fuarı, sempozyumlar düzenledik. Kitap fuarına onlarca tanınmış yazarımız geldi. 60'a yakın yayın evi geldi. Binlerce kitap Siirtlilerle buluştu. İlk defa yapılan bir hizmetti. İnşallah buradaki eksiklikleri tamamlayıp seneye çok daha mükemmel, çok daha güzel bir kitap fuarıyla buluşacağız. Diğer taraftan sempozyumla ilgili yaklaşık 60 civarında öğretim görevlisi var. Bunların 9 tanesi yabancı ülkelerden geldi. Uluslararası bir sempozyum oldu. Çok değerli hocalarım sunumlar yaptılar. En önemlisi de 23 Eylül sabahı
güneş hadise dediğimiz sistemle beraber güneşin ilk ışınları doğudan gelip İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptığı sistemle Fakirullah Hazretleri'nin baş ucuna düştü ki bu önemli bir şeydi ve yaklaşık 10 bin üzerinde insan vardı. Herkes gözyaşlarıyla, tekbir seslerle, salavatlarla bunu müşahede ettiler. Yine bakanlarımız geldi. 3 tane bakanımız Mehmet Şimşek Bey, Mehdi Eker Bey ve Kalkınma Bakanımız Cevdet Bey geldi. Bunlar bizim adımıza, Siirt adına çok önemli bir kazanım oldu. Şunu diyebiliriz açıkçası, Siirt kabuğunu kırıyor, Siirt kültürüyle, tarihiyle, bu etkinliklerle ben de varım diyor. Turizm pastasında benim de yerim var, hak ettiğim yeri bir an evvel ben de almak istiyorum diyor. Bunu gördük. İki hafta önce Siirtliler günü yaptık, İstanbul'da binlerce insanlar katıldı. Yani Siirt inşallah en yakın bir gelecekte, ben 3-5 yıl diyorum, hak ettiği yeri alacaktır, turizmde alacaktır, tarımda alacaktır. Ben emeği geçen, başta bu yakın çalışma arkadaşlarım olmak üzere üniversitemize ve tüm Siirtlilere, basınımıza, herkese çok teşekkür ediyorum. Yarınlar, güzel günler hep beraber olsun diyorum. İyi akşamlar diliyorum. İlimiz... Son zamanlarda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerce telefonla aranmak suretiyle dolandırıcılık olaylarında artış meydana gelmesinin ardından Siirt Emniyet Müdürlüğü vatandaşları yeniden uyardı. Siirt Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şahıslar şebeke olarak çalışmakta olup kendilerini polis, başkomiser, emniyet müdürü, savcı, hakim ve vali ve benzeri olarak tanıtmaktadırlar. Kullandıkları programlar sayesinde 155 polis imdat hattı numarası ile ya da 444 banka müşteri hizmetleri numaralarından sahte aranma yapılabilmektedir. Çağrı gelen numaralar aransa bile yine aynı şahısların telefonlarına ulaşılmaktadır. Aralarında şahıslarla kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini, banka hesaplarının terör örgütünce kullanıldığını, telefon numaralarından terör içerikli görüşmeler yapıldığını belirterek bu durumdan kurtulabileceklerini vaat edip para talep etmektedirler. Görüşmeler esnasında telsiz seslerin geldiği ve vatandaşlara telefonu kesinlikle kapatmaması gerektiğini belirterek emniyet güçlerinin dolandırıcı şahıslara ulaşmasını engelledikleri tespit edilmiştir. Söz konusu dolandırıcılık olaylarının ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi amacı ile hiçbir devlet görevlisinin polis, başkomiser, emniyet müdürü, savcı, hakim, vali ve benzeri sebebi her ne olursa olsun para talebinde bulunmayacağının bilinmesi ve belirtilen şekilde bir arama ile karşılaşan vatandaşlarımızın vakit kaybetmeden 155 polis imdat hattını aramaları ve en yakın polis merkezine başvurmaları gerekmektedir. Halkımızın bilgisine sunulur denildi. İlimizde bu yıl 23-28 Eylül 2013 tarihleri arasında kutlanmakta olan Ahilik Kültür Haftası ve Esnaf Bayramı nedeniyle Esnaf Sanatkarlar Odaları Başkanı Rıfat Ayyıldız ve başkanlığına bağlı diğer oda başkanları ile birlikte Vali Ahmet Aydın'ın makamında ziyaret ederek Ahilik Haftası'nı kutladılar. Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı ile ilgili etkinlikler hakkında bilgi veren Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Rıfat Ayyıldız, Siirt'teki esnafların ahilik ruhunu taşıdıklarını belirtti. Ahilik Haftası kutlamalarını sağladığı katkılardan dolayı Vali Aydın'a teşekkür etti. Vali Ahmet Aydın ise yaptığı konuşmada Ahilik Kültür Haftası münasebetiyle tüm esnaf ve sanatkarlarımızı her zaman olduğu gibi dostluk, kardeşlik, doğruluk ve dayanışma içinde kendilerine bereketli ve helal kazançlar diliyorum dedi. Valilik olarak her zaman esnafımızın yanında olduklarını belirten Vali Aydın, fırsat buldukça esnafımızı ziyaret etmeye çalışıyorum. Ahilik ruhuna esas olan dürüstlüğün, erdemin, iyi insan olmanın her zaman geçerli olduğunu, bunun da mutlaka gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulması ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.